Bizler zorlukların adamıyız. Bu coğrafyada yaşayanlar çok zorluklar, çok badireler geçirdi. Geçirmeye de devam ediyor. İşte geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz'da da daha sonrasında da birçok terör örgütünün saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Ama Allah'a hamdolsun bu millet kahramanca hem bu vatanını korudu, hem demokrasisine sahip çıktı, hem de ekonomisine sahip çıktı. Ben bu vesileyle gerek 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlere, gerek güvenliğimiz için Suriye topraklarında şehit olan, Elbap'ta şehit olan bütün askerlerimize, bu toprakları, vatan topraklarını korumak için canlarını veren bütün şehitlerimize huzurlarınızda Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acı şifalar diliyorum. Yine Gaziantep milletvekillerimiz Havur'daki sıkıntıları anlattıklarında Havur'u işler hale getirdik ve orada yine sizden gelen istek üzerine değerli arkadaşlar yeni bir proje yapıyoruz. Orayı tek durak haline getiriyoruz. Sarp'ta ve Havur'da sadece bir noktada işlemlerinizi oraya kapıya geleceksiniz, bir noktada iki üç yerde durak yapmadan işlemlerinizi bitirip geçeceksiniz. Onun şimdi projesi bitti, ihaleye inşallah yapacağız. Orada da yine Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin iştirakiyle beraber yapıyoruz. Yani sizlerle beraber yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bunu niye söylüyorum? Öncü pınarda sıkıntılar var. Sizin önünüzü açmak adına söylüyorum. Sizden ne talep geliyorsa ben o noktada sizlerin o talebini gerçekleştirme noktasında hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yine sicil hakkı ile ilgili sizden yoğun talepler var. Esnafımızdan yoğun talepler var. Bunu da meclise komisyondan geçirdik. İnşallah meclis açıldığında hızlı bir şekilde o da yasalaşır ve yeni bir sayfa açmış olur. Türkiye reel sektöre sizlere dayanarak büyümesi lazım. Cumhurbaşkanımız bir hedef koydu. Dedi ki 2023 yılında 500 milyar hedefini yakalayacağız ihracat dedi Türkiye. Bunu kimlere güvenerek yaptı? Sizlere güvenerek yaptı. Dolayısıyla sizler çalışacaksınız. Bizler sizlerle beraber düzenlemelerde sıkıntılara düştüğümüz noktalarda önünüzü inşallah açacağız. Değerli arkadaşlar, biz bu noktada yine Gaziantep biliyorsunuz sanayi şehri olduğu gibi aynı zamanda da tarım kentidir. Bu noktada lisanslı depoculuk noktasında özellikle Antep fıstığının lisanslı depolarda sağlıklı şartlarda, modern şartlarda depolanması noktasında hem teşvik veriyoruz hem destek veriyoruz. Aynı zamanda buradaki ürünlerin borsada da, borsalarda da işlem görmesi için ürün ihtisas borsasını da hayata geçiriyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla Antep'teki fıstık fiyatlarının veya Malatya'daki kayısı fiyatlarının borsada belirlenmesi, gerçekçi anlamda belirlenmesi noktasında da ürün ihtisas yine bu borsalarla beraber bunu yapıyoruz. Ürün ihtisas borsasını da inşallah hayata geçireceğiz. Son olarak Türkiye'nin önümüzde bir gündeme geldi, mecliste yeni bir anayasa değişikliği var. Bunu niye gerçekleştirmek istiyoruz? Birinci olarak değerli arkadaşlar, Türkiye'nin özellikle bu endişelerimiz, terör saldırıları, Türkiye'nin bölünmesi riskini, koalisyonlarla Türkiye'nin yönetilmez hale getirilmesini ve önlemek adına biz Cumhurbaşkanlığı sistemini MHP'yle de anlaştık, meclise getirdik. İnşallah meclisten geçtikten sonra bunlar sizin önünüze gelir. Benim sizden ricam, eğer inanıyorsanız Türkiye'nin geleceğine, güçlü Türkiye olmasını istiyorsanız bu bölgeyi en iyi Gaziantep'liler bilir. Bu coğrafyayı en iyi Gaziantep'liler bilir. Bu coğrafyanın nasıl riskler taşıdığını, yanı başımızda Suriye'de, Irak'ta neler, hangi oyunların oynandığını en iyi sizler biliyorsunuz. Ve 400 bin Suriyeli'yi sizler misafir ediyorsunuz. Ve o 400 bin Suriyeli nasıl elsiz kaldığını
sizler gördünüz. Onun için bu ülkenin bekasına sahip çıkma adına, bu ülkenin geleceğine sahip çıkma adına, güçlü Türkiye olmak adına ve biraz önce Türkiye'nin şu anda en büyük handikaplarından birisi, Sayın Başbakan Yardımcım, sizler de hep ifade ediyorsunuz, ben de burada ifade edeyim. Bürokratik oligarşi ve bürokratik engeller. Bizler hızlanıyoruz, sizler hızlanıyorsunuz ama bürokrasiye gelip işler tıkanıyor. İşte bunları da aşmak adına, hızlı kararlar almak adına, hızlı hareket edebilme adına inşallah Cumhurbaşkanlığı sistemine sahip çıkarsanız, bu anayasa değişikliğine sahip çıkarsanız da Türkiye kısa zamanda bu anayasa değişikliğini gerçekleştirdikten sonra öne açıp, yolu açıp inşallah sizlerle ve bu ülkeye inanan üretenlerle beraber biz daha da büyüyeceğiz. Rekabet şartları noktasında dünyada daha iyi noktalara geleceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün burada ödül alacak arkadaşlarımızın tamamını, almaya aday arkadaşlarımızın tamamını tebrik ediyorum.